Rize. Mayıs 2009 mahsulü. Gurme ya. Senin yüzüne sık. 1 Ocak sendromu ya. Yarın geçer. Pazartesi sendromunu duymuştum da bunu ilk defa duyuyorum. Sen ciddi misin? Gerçekten duymadınız mı böyle bir şeyi? Yaşamıyorsunuz da. Yok. Koskoca bir sene geçti. Yorulduk, yaşlandık, hüzün. Hani tamam akşam güzel eğleniyoruz, mutluyuz da sabah kalkıyorsun hüzün, mutsuzluk, böyle mutluluk bir arada birbirine karışmış duygular. Özgür. Ağlayacağım ama ağlayamıyorum, gülemiyorum ben. Hoş geldin içmeyeyim. Hoş geldin. Özgür. Ha? Ya ama önemli bir şey değil. Şöyle. Bir dakika, ben geriye doğru sayıyordum. Sen Şebnem'de yoktun. Ne yapıyordunuz siz? Ya şu sapık mevzusu yüzünden Şebnem'in canı sıkkındı. Biraz dolaştık o kadar. Memo'ya da yuh yani ha. Küçücük boyla kovaladığı işlere bak. Aynen. Ay işte beceriksiz. Bir kere sapıklığın birinci kuralı. Karda yürüyeceksin ama izini belli etmeyeceksin. Amatörler. Çok profesyonel konuştun kardeşim. Ya ben nereden bileceğim, öyle diyorlar. Filmlerde. Niye açmadın? Bankadan ödeyim ben ya. Allah Allah. Önemli bir şeydir belki, aç. Yok yok, değil. Aa, nasıl bir bankaysa hemen mesaj attı. Lütfen açar mısın? Aç da konuşalım. Yok ya, bu başka biri. Neyse de ben kalkıyorum. Nereye oğlum sabah sabah? Kainatın yanına. Afiyet olsun. Okey. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızlar, sadece paspas kenarına o verlik makinesi gelmiyor ayağımıza değil mi? Bakın reklamımda geldi işte. Süper ya. Hangi marka peki bu? Söyleyemem, sır sürprizi kaçmasın. Ama çok önemli bir marka kızlar. Dediler ki çok önemli bizim için, hemen gelin görüşmemiz lazım dediler. Ya Şebnem, ne kadar şanslı bir insansın. Keşke başka bir şey isteseymişsin ha. Daha şimdi temin daha telefonun çalmadan önce hiç reklam dedin almıyorum dedi. Bak aradılar. Şimdi bak hatırladın mı? Çok sevindim. Ben de ya. Kızım var ya, bundan sonra beni kimse tutamaz. O purple lipstick'i göstereceğim gününü. Ben onun kariyerini ayaklar altına sereceğim. Onu var ya ben bitireceğim ya. Ben bitti bitti, o kız bitti artık. Yani benim üstüme blok, ha ha, yapamazsın sen, kimsin ya, kimsin? Kime saydırıyor bu beni? İşte o blogger kızım. Bir süredir blogunuzu takip ediyoruz Şebnem Hanımcığım. Sosyal medyada sevilen blogların başında geliyor artık. Zaten daha önce de sosyal medya fenomenlerinden biriydiniz. Ama blogunuzla takipçi sayısını iyice arttırdınız. Ah, evet, öyle oldu. Zaten benim elimi atıp da başaramadığım tek bir iş bile yok. Mesela kripto. Kripto mu? Hı hı. Yani lastiğim patlasa yolda kalsam ben. Siz kriko demek istediniz galiba. Neyse, yani arabamın lastiğinde bir şey olsa şak şuk hop değiştirir yoluma devam ederim. Kadın işiydi, erkek işiydi, asla ayırmam. Ev işlerinde de çok şahaneyimdir gerçekten. Her türlü yemek elimden gelir. Moda zaten benim konum. Ne bileyim, bir goblendi, işlemeydi, etamindi, makromeydi. Bunların hepsini şahane yaparım. Ya öyle müthiş, öyle becerikli, öyle tatlı bir insanım. Biz de o yüzden sizinle görüşmek istedik zaten. Öyle mi, dinliyorum, buyurun anlatın. Markamız için yeni bir kampanya yapıyoruz. Sloganımız hayat sevince güzel. Ne kadar klişe. Pardon? Ne kadar şahane dedim. Çok şahane. Sizin de bu konuda bize çok yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Hashtag'te paylaşacaklarınızın orijinal olması lazım. İnsanların ilgisini çekmesi şart. Hayat sevince güzel derken, yani bu sevgiliyle de olabiliyor mu mesela? Tabii ki. Yani aklıma şimdi benim şey geldi de hani erkek arkadaşımla geçirdiğim bir gün mesela. Gerçekten de şahane bir fikir. Bu konuda neler yapabileceğinizi görmeyi çok istiyoruz. Ya sonuçta biriyle beraber olduğunu bilsinler ki bulaşmasınlar sana. Ben sana katılmıyorum. Yani sevi celebrity'likten,
ben selebritiliğe geçtim şu günlerde. Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Özel hayatım bana özel kalsın. O zaman ben de bu konuyu bir daha açmamam üzere kapatıyorum, tamam mı? Tamam. Eğer erkek arkadaşınız da size yardımcı olursa çok güzel olur. Değil mi? Gerçekten. Ya illa inatlaşacak benimle. Ya daha geçen gün niye ilişkimizi saklıyoruz, herkes bilsin diyordu. E tamam dedim ben de. O da hayır dedi. Yani. Ama keyfi bilir tabii. Ya bundan sonra gelip ben vazgeçtim dese de ben istemiyorum. Niye? Ya istemiyorum. Çünkü saçmaladı abi artık. İyice çocuk oyuncağına çevirdi. Ya bir karar veriyor, bir vazgeçtim diyor. Yeter abi. Yeter, ben söylüyorum. Keçigillersiniz işte. Öyleyiz vallahi. Çok acayip bir ilişkimiz var. Bu aralar herkesin ilişkisi bir acayip zaten. Ne? Bu. Sen ne alakası var? Neyse hadi. Nadia! Sofrayı topla. Yok öyle biri bu evde Özgür. Alış artık bu duruma. Ben çocukken vardı Nadia teyze. Şimdi yok. Şimdi ben bir düşündüm. Erkek arkadaşım kabul eder mi etmez mi bilemiyorum da. Ayrıca sevgi dediğimiz şeyi illa sevgiliyle mi anlatacağız öyle değil mi? Başka başka şeyler de bulabiliriz. Tabii ki. Biz her türlü teklifi açız. O zaman şöyle yapalım. Ben bir gideyim. Bu konu üzerinde bir düşüneyim. Hı? Güzel güzel fikirlerle geri geleyim. Tabii ki hiç sınır koymayın kendinize. Biz sizin yeteneğinize ve hayal gücünüze gerçekten de çok inanıyoruz. Çok sağ olun, çok mersi. Yalnız aynı konsept üzerinde çalıştığımız başka bir arkadaşımız daha var. Öyle mi? Kimmiş o arkadaş? Kendisi Purple Lipstick. Konuyu açtık kendisine. Onunla da irtibat halindeyiz. Bekliyoruz kendisini. Bekliyoruz derken? İkinizden biriyle çalışacağız. İkinizden gelen sunumları değerlendireceğiz ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. Ha. Ben şimdi gidip erkek arkadaşımla bu konuyu bir görüşeceğim. Yani emin olun o kadar şahane, o kadar güzel, o kadar can canlı, havalı bir konseptle geleceğim ki karşınıza. Ondan sonra öyle purple'mış, red'miş, yellow'muş bunların hepsi aha fasafisa kalacak yani. Tamam o zaman iki gün sonra buluşuyoruz. Peki şahane. Saat için haber vereceğim tekrar. Tamamdır. Hayırlı olsun şimdi. Görüşmek üzere. Korkacağım şimdi ben ya. Keşke kestirip atmasaydım ya. Neyse. Bir şekilde Selim'in ağzından gireceğim, burnundan çıkacağım. İkna edeceğim artık ya. Of! Of! Ben geldim. Hoş geldin bir tanem de. Hayırdır, nereden çıktın sen şimdi? Ne demek nereden çıktın? Sevgilimi özledim, geldim. Gideyim mi? Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Geç içeri, hadi. Selim. Hmm. Şimdi biz dün gece selfie meselesini konuşmuştuk ya hani. Evet. Hani ben karşı çıkmıştım. Demiştim ki özel hayatımız bize kalsın. İlişkimizi çok gündemde yaşamayalım demiştim. Evet. Heh, şimdi ben düşündüm. Sonra şey geldi aklıma. Yani bakıyorum da dünyamız sapıklarla, manyaklarla, gözü dönmüş katillerle, kenafir gözlülerle dolu. Allah Allah. Buradan nereye geleceksin acaba? Çok merak ediyorum sevgilim. Şuraya geleceğim. Şimdi benim senin gibi güçlü, kaslı, kuvvetli, yiğit, mert, baklavalı bir sevgilim olduğunu herkese söylemeliyiz ki benden uzak dursunlar, değil mi? Biraz önce söylediklerinde ciddi miydin sen? Evet. Ben seninle ilgili neler düşünüyorum da hepsini sana söylemiyorum aslında. O yüzden hadi bir selfie çekelim. Çekilmiyorum. Niye? Çünkü sen semi selebritiden selebritiye hızlıca yükselen bir insansın. Ve ben bu yükselişi kesinlikle engellemek istemiyorum. Ama bir Kim Kardashian da Kanye'siz hiç fotoğraf koymuyor değil mi internete? Ama maalesef sen bu şansını kaybettin sevgilim. Ha olur da biri sana tekrar musallat olursa onu da ben ilgilenirim. Merak etme. Ama niye ya? Allah Allah, niye işimizi sonraya bırakalım? Şimdiden garanti alalım değil mi? Ya sen de bir yanak yana oldu dokuzu. Olmaz. İyi be iyi. O zaman ben de kendimi çiçeklerim. Arşivlik. Çocuklarımıza göstereyim.
sevgilim, benden bu kadar. Ne içersin? Turruk suyu. Yok ondan. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok gibi. Bu iş senin için çok önemli bir fırsat. Selim'e çaktırmadan bu selfie işini ve sosyal medyada görünme olayını halletmen lazım. Bir de o rakibin olan blogger kızı ezip geçmen lazım. Aynen öyle. Şimdi seçenekleri sayıyorum. A. Selim'e çaktırmadan bir şekilde bu işi halledeceğim. B. Selim'i ikna edip bir şekilde bu işi halledeceğim. C. Selim'i ikna edemeyeceğim ve bu işten vazgeçeceğim. Hangisi? C. C şıkkını attığımızı düşünün. C. Ya nasıl ya? Kariyerin başlamadan bitsin mi yani? Yok, hayırdır. Yani diyorsan ki ben Selim'le konuşurum, onu ikna etmeye çalışırım. Yok, çalışamam. Çalışmıyor. Olmazmış. Peki, diyelim ki sen bunu böyle gizli gizli yaptın. Sonra ortaya çıkınca ne olacak? Ki çıkacak çünkü sen bunu sosyal medyada paylaşacaksın. Bilmiyorum. Hem ayrıca sen hani en son bekar görünmeye karar vermiştin. Ne oldu o iş? O zamandı canım, şimdi olmuyor. Bak. Boşuna uğraşma bebeğim. O iş benim. Hadi başka kapıya. Ya bunu öldüreceğim ben ya. Bak bir de DM'den yürüyor bana bu. Ben de Şebnem Gürsoy'sam ben bu oyunu bozarım. Bir şekilde de bu işi kaparım. Bak demedi demeyin bana. Demedi demeyin. Şebnem. Hoş buldum sevgilim. Hoş buldun tabii de. Yani ben böyle çat kapı gelmelerine alışkın değilim ya. Her seferinde şaşırıyorsun. Farkındasın değil mi? Yani. İçeri girebilir miyim? Tabii buyur. Al. Sen bana çiçek mi aldın? Yok. Kendime aldım aslında. Ya seni gül alma zahmetinden kurtardım. Böylelikle ne oldu? İkimiz de sevinmiş oluyoruz. İşte anlamadım. Ben niye seviniyorum? Şöyle ki, sen bu soğuk havada gidip bana çiçek almıyorsun. Ama bana bu gülü verip beni mutlu ediyorsun. Ne oluyor? Win-win situation dediğimiz şey oluyor. İkimiz de kazanmış oluyoruz. Al bakalım. Al. Hayır dur, öyle verme. Ver. Al. Ay sevgilimle zahmet ettin. Deli manyak ya. Merhaba. Bunun ne işi var burada? Biz de burada yaşıyoruz herhalde değil mi? Biliyoruz canım burada yaşadığını. Ama diyoruz ki keşke biraz dışarıda yaşasan. Bir hava alsan. Ne bileyim o sandviçin de dışarıda yesen. Değil mi? Soğukta üşüyen köpeklerle paylaşsan. Başka? Başka? Şey yapabilirsin mesela, işinle ilgilenebilirsin. Senin belgesel işin ne oldu? Çıkamadı. Yavaş ilerliyor biraz o kadar. Tabii yavaş ilerler. İnsan bir işinin başına gider bir bakar. Ne bu böyle evde kös kös oturuyorsun? Kafeden eve, evden kafeye. Bir ne oluyor, ne bitiyor, nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor? Bir bakayım tamam işine. Tamam ya. Anlaşıldı, siz yalnız kalmak istiyorsunuz. Ben de bunu yerim çıkarım, tamam. Çok şükür anladım. Aferin. Hadi gel öpeyim, hadi. Ay razı oldum. Tamam, ay, tamam. Ay. Daha neler Şebnem? Bir şey mi kutluyoruz? Hayır ama yılbaşımız çok kötü geçti. Etrafımızda bir sürü insan vardı, hiç yalnız kalamadık. Bir de bu sapon stresi de bizim her şeyimizi mahvetti. O yüzden ben de böyle bir şey hazırlamayı düşündüm. Ne güzel düşünmüşsün sen öyle. Selim, burası biraz soğuk değil mi? Bak ellerim üşüdü. Kombiyi yükseltip istersen. Şömineyi yakalım mı? Şimdi mi? Evet, ne var? İyiyiz. O zaman sen dışarıya git bir odun kes. Şebnem, daha evinde değiliz yalnız. Kesilmiş odun var. O zaman o odunları getir, yak. Ben de ısıradım marshmallowları. İyi, peki.
Yani şey bilmem, şömine yakalım dedin. Şimdi ne gerek var bu kadar mum yakmaya? Ya dur, sen kendi işine bak. Fazla romantizm göz çıkarmaz. İşte oldu. Vallahi her şey tamam. Bir de üstünde böyle kırmızılı siyahlı oduncu bir gömleği olsaydı tam Hollywood style olacaktı. O 90'lar style'a bir kere. Her şey de bil. Şebnem. Hı. Beni çok mutlu ettin biliyor musun? Gerçekten mi? Yani genelde böyle romantik açılımları benden beklersin ya. Beni çok şaşırttı. Yani hep senden bekliyordum. Bu sefer de ben kendim yapayım dedim. Hay aklımı bir yaşayayım. Kalpli marshmallow'umuzu yiyelim mi? Sen niye hayatım? Ben istemiyorum. Ya bir tanecik ısır. Hayır Şebnem. Ya bir tanecik ısırsan ne olur ya? Şebnem hep böyle mi olacak? Ya ne var şu kadar şey yapmışım yani. Bir kerecik ısırsan çok mu? Ondan bahsetmiyorum. Böyle sürekli fotoğraf mı çekeceksin? Evet. Ya hayır. Bunlar çok hoş anılar. Arşivlik. Biraz durursan bir sürü anımız olacak. Çüş. İnsafsızsın sen. Sen bir selfie düşmanısın. Güzel. O zaman bir tercih yap. Ben bir fotoğraflandım. Şebnem. Tabii ki ben. Kalpli çikolata yiyelim mi? Yiyelim. Arkadaşı gelip benden özür diledi. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim dedi. Bu konu burada kapanacak dedi. Ama ben çok kararsızım. Lütfen bana yardım edin. Çok zor bir durum ya. Allah kolaylık versin. Bence de. Neyse kızlar ben hazırlanıp geliyorum. Bana kalırsa sevgiline kesinlikle anlatma. Durduk yerde aklını bulandırırsın. Sana asılan kişiye gelince... Sakın yüz verme. Kendinden uzak tutmaya çalış. Söz verdiği halde sana ısınmaya devam ederse o zaman tekrar düşünürsün. Vallahi ben seninle aynı fikirde değilim Şebnem. Yani ilişkilerde şeffaflık denen bir şey vardır. Öyle saklanılmaz ya. Hiç katılmıyorum sana kainatçım. Söylese ne olacak? Durup durduk yerde iş alacak başına. Zaten suçu da yokmuş gördüğün gibi. Yani karşı tarafın kafasına değil sorular oluşacak ondan sonra. Hoşuna gitti mi, beğendi mi, o oldu mu, bu oldu mu falan filan. Ah, boşu boşuna yandı gülüm keten ilişki. Öbür türlüsü de yalancılık oluyor ama. İyi de bu tip kadınlardan zaten her şey beklenir. Bu böyledir. Bak Hülya'ya bak, Selim'i nasıl tavlamaya çalışıyordu değil mi? Yani o yüzden dikkatli olmak lazım kainat. Yani denizde bu kadar böyle köpek balığı varken hop diye atlamamak lazım. Niye saklı dedin ki sen şimdi? Ne yapayım ki aynen söyleseydin olay mı çıksaydı? He tabii sen şimdi Selim'den sakladığın için yaptıklarını. Hiç alakası yok kainatcığım. Hiç yok. Ya benimki çok masum bir yalan. Bembeyaz, görüpak. Hatta yalan bile değil. Tamam mı? Şuna bak ya bir tanesi doğru düzgün çıksaydı. Bak şu fotoğrafları. Evet. Ben hazırım çıkabiliriz. Hadi.